gerçek bir toplama kampına dönecek. Ve bunu saklamıyorlar arkadaşlar. Bunu herhangi bir iddiayla söylemiyorum. Komplo teorisi diye söylemiyorum. Direkt yüzümüze ifade ettikleri, söylediklerinden dolayı onları tanıdığımız için söylüyorum. Bu seçimi bekliyorlar. 2023'te biz bu seçimi alalım. Göreceksiniz bakın nasıl bir Türkiye olacak. Hepinizin canını okuyacağız diye bizzat yüzümüze söylüyorlar bunu. 3 kişi sokakta yürüyemeyeceğiz. Bu alanlarda toplanılmayacak. Kapalı alanlarda da toplanılmayacak. Ülkenin tamamı bir toplama kampına dönüşecek. Hatırlarsınız AKP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde bunun ufak bir sinyalini verdi. Ne dedi? Seçimden sonra herkese hak ettiği muameleyi yapacağız dedi. Kendisine kim karşı çıkıyorsa, kendilerini kim kabul etmiyorsa, kim onlara itiraz ediyorsa, kim onlara muhalefet ediyorsa bu ülkede yaşama hakkı bırakmayacaklar. Nefes alma hakkı bırakmayacaklar. Bunu açık açık zaten ifade ediyorlar. Bunu gizli saklı yapmıyorlar. Halkımız zaten bunun bilincinde. Başta Kürt halkımız, HDP tabanımız ve muhalefet, düşünen, sorgulayan insanlarımız zaten bu gerçeğin farkında. Ve bu bilinçle 14 Mayıs'a tekrar bir AKP karanlığı ile karşı karşıya kalmamamız için daha güçlü bir şekilde dayanışacağız değil mi arkadaşlar? AKP'nin karanlığına karşı tüm aydınlık düşüncelerin, aydınlık politikaların, tüm muhalefet insanlarının, halkımızın her kesiminin tüm renklerden, tüm kimliklerden, partiler üstü, kimlikler üstü, etiketler üstü gerçek bir insanlık dayanışmasını hep beraber göstereceğimize bütün kalbimle inanıyorum. Ve bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Bunu başka türlüsünü düşünemeyiz. Başka türlü bir düşünme lüksüne sahip değiliz. Bu çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, gençlerimizin geleceğini düşünüyorsak, kadınlarımızın geleceğini düşünüyorsak, elimizi taşın altına koymak zorundayız. Yan yana durmaktan kaçmamalıyız. Yan yana dayanışmaktan kaçmamalıyız. Bu ülke hepimizin ve hep birlikte nefes alacağız ülkemizde. Bu topraklarda hep beraber barışı soluyacağız. Bu topraklarda hep beraber özgürlükle nefes alacağız. Ve o günler uzak değil. Hepinizi bu umutla mücadelede daha güçlü olmaya davet ediyorum. Ve zaten bu bilinçtesiniz. Ve zaten bu elinizi taşın altına koymuş. Bunun emeğini, bunun bedelini veren, ödeyen insanlarsınız hepiniz. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.